El yapımı zeytinyağlı çiğ köfte, çiğ köftem 02'ye hoş geldiniz. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ali Usta'nın yanındayız. Ali Usta'm nerede diye soracak olursanız, arkadaşlar adresi veriyorum. Adana, Seyhan, Kıbrıs Caddesi, Özdilek Pastanesi'nin hemen karşısındayız. Şöyle içeri girelim. Güzel nezik bir ortamı var. Şöyle de göstereyim ben size. Usta'm selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz bugün? Bugün Adıyaman usulü zeytinyağlı sushi yapıyoruz. Zeytinyağlı sushi. Evet. Oo, severim. Şöyle gösterelim. O döktüğünüz ne Ali Usta'm? Nar eşkisi. Nar eşkisi. Ya. Bol 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 bol. Zeytinyağı da var. Allah 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 Allah. Video çekerken bile canım çekti Ali Usta'ya. O kadar bir lezzetli yapıyor. Ben duydum da geldim senin yanına. Tavsiye üzerine geldim. İnşallah tavsiye üzerine çok güzel bir şeyler çıkartabiliriz ya. Allah 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 Allah. Ali Usta'm da döktürüyor kardeşim ya. Bak 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 bak. Güler yüzlü bu Usta'm. Usta'm buraya bir bakar mısın? O güler yüzünden de içindeki sevgiyi de koyuyorsun değil mi çiğ köftenin içine? Bu ne usulü oluyor hocam? Bu Adıyaman usulü zeytinyağlı. Bunun acılısı acısızı var ama acılı olan daha iyi değil mi? Acılı olan her zaman güzeldir. Aynen öyle. Şu karşıdaki şeyler marul değil mi? Evet. Ne marulu bu? Iceberg. Iceberg. Tatlı değil mi? Evet. Evet. Allah Allah. Ali Usta o kadar acıkmışım ki nasıl yapıyorum böyle lezzetli lezzetli bilmiyorum ya. Şimdi ne döküyoruz? Nar eşkisi döküyoruz. Nar eşkisi. Evet evet evet. Allah Allah. Ya abi bunu yiyene Allah yardım etsin ya. Karnı çok güzel doyacak biliyor musun? Sushi değil mi? Evet. Şimdi bunu dilimliyor muyuz? Evet. Tekrar bir soslama yapacağız. Biz tekrar bir soslama. Bir daha döküyoruz nar eşkisine. Tekrar üzerine zeytinyağı. Daha sonra çiğ köfte değil mi? Daha sonra çiğ köfte. Sonra sıvazlıyorsun değil mi üstüne? Evet. Abi var ya yemin ederim öyle bir acıkmışım ki. Daha Mersin'den geliyorum Ali Usta. Evet. Duydum geldim bakacağız bakın tadına. Yerimiz neredeydi? Ben adresi evet. Verdim ama. Bir daha siz verin. Yerimiz Adana Seyhan Kıbrıs Caddesi'nde. Evet. Çiğ köftem 0-2 oluyor değil mi? Evet, çiğ köftem. Dilimliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 dilim arkadaşlar. Çok lezzetli bir şeye benziyor ama Ali Usta'ma da söylüyor lezzetli falan diyorduk ama çok tatlı gibi geliyor bana vallahi bayılacağım şimdi. Elim ayağım titriyor video çekerken arkadaşlar titreyebilir kusura bakmayın. Şöyle gösterelim Allah 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 Allah. Bunu löp löp yiyeceksin değil mi usta? Böyle aynen. Et niyetine ha? Aynen öyle. Arkadaşlar mekan güzel. Bak 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 titiz temiz. Allah Allah. Ustam burada yoğuruyorsun değil mi? Evet. Yoğuruyoruz. Evet. Zeytinyağlı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bir porsiyon mu oluyor hocam? Evet, bir kişilik bu. Yaklaşık 350 gram çiğ köfte var bunun içerisinde. Bunun ücreti ne acaba arkadaşlar? Bunun ücreti 55 TL, yanında garnitürüyle beraber. 55 TL. Yani sana bir şey söyleyeyim usta. Buyur. Yemin ediyorum çok ucuz. Bir döner olmuş 45 lira. Yani sen burada emek veriyorsun. Yemin ediyorum uygun, çok uygun. Bunu bir kişi diyoruz ama rahatlıkla iki kişinin de doyabileceği bir şekildedir. Vallahi ben bunu yesem bayağı tıka basa doyarım ya. Şimdi garnitürü de yanına vereceğiz değil mi hocam? Evet. Ustam buradan arkadaşlara ne söylemek istiyorsun? Tavsiyen çıkın, nedir? Çıkın gelin. Bu lezzeti tat. Ustam bir şey söyleyeceğim. Marka ismi vermeyeceğim bir şey söyleyeceğim. Sen de katılıyorsan sen de tamam de tamam mı onayla. Yani ben yanlış bir şey söylüyorsam da gene onayla ya da kötü bir şey söylüyorsam gene onayla tamam mı? Ben hazır çiğ köfte yemiyorum. Tavsiye de etmiyorum arkadaşlara. El yapımı daha lezzetli oluyor benim için. Sen ne diyorsun bu konuda? Fabrik arson ürünlerinin hepsine karşıyız. Bu bir içerisinde kullandıkları soya sosu, gıda boyası, tatlandırıcı, renklendirici ve sayamayacağım birçok kötü ürün diyelim onlar aslında. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar Ali Usta bu çiğ köfteyi kaç saatte size hazırlıyor biliyor musunuz? Yoğururken kaç saat? Tam bir saatte hazır oluyor çiğ köftemiz. Bazen de Ali Usta'm hastaneye
muayeneye gidiyor kollarından dolayı fizik tedaviye. Sizi böyle lezzetli elleriyle doyurduğu için ve bir saat uğraştığı için teşekkür ediyoruz ona. Paketimiz hazır. Sağ ol Ali Usta, teşekkür ederiz. Parasını ödeyelim arkadaşlar.